Ermənistanın sərhəddə Azərbaycana qarşı növbəti təxribatı elə qardaş Türkiyədə də etirazla qarşılanıb. İndi biz Ankara'ya bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu Türkiyə rəsmilərinin, ekspertlərinin fikirlərini, mediada yazılanları bizimlə bölüşəcək. Yalçın, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdəsiz, buyurun, sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir Samirə, sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı Ankaradan Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə nümayəndəliyindən salamlayırıq. Gecə saatlarından etibarən bülletenlərimizə də xəbər verdiyimiz kimi informasiya yayıldıqdan sonra Ermənistanın növbəti təxribatı Türkiyədə geniş rezonansa səbəb olub, olduqca müxtəlif təbəqələrdən sərt reaksiyalar gəlir. Siyasi dairələrin reaksiyaları haqqında məlumat vermişdik. Ard-arda Xarici İşlər Naziri və Müdafiə Naziri Azərbaycanlı həmkarları ilə telefon söhbətlərində öz mövqelərini, qətiyyətli mövqelərini bildirdilər. Qardaş ölkə adından Ermənistanın son təxribatlarını qətiyyətlə pislədilər. Kütləvi informasiya vasitələrində də olduqca sərt şəkildə qeyd edilir. 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 44 günlük vətən müharibəsindən sonraki ən geniş miqyaslı təxribat kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda gün ərzində yerli televiziya kanallarında Türkiyənin nüfuzlu şərhçilərinin də müxtəlif maraqlı, bir-birindən maraqlı şərhləri var. Əsas abu-hava ondan ibarətdir ki, ümumi fikir ondan ibarətdir ki, Ermənistan son təxribatı ilə öz maraqlarına qarşı, özünə qarşı növbəti dəfə addım atdı. Çünki Azərbaycanın uzatdığı sülh əlini qəbul etməmək, onun yerinə yeni təxribatlar həyata keçirmək ən çox Ermənistan öz maraqlarına ziddir. İndi mənim canlı yayın qonağımız Sinan Demir Türkiyənin aparıcı ekspertlərindən biri canlı yayında qonağımızdır. Hocam, siz bu provokasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ermənistan zaten son 100 yıldır Kafkasya'da bir provokasyon devleti olarak kurulmuştur. Azerbaycan sahasını, Azerbaycan hudutlarını uzun yıllardır işgal eden bir ülkeden bahsediyoruz. Karabağ topraklarını zaten gayri hukuki olarak işgal eden bir devletten bahsediyoruz. Yine dün gece itibariyle Azerbaycan hududunu yapılan ateşkes sınırlarının dışında ihlal etti ve Azerbaycan karakollarına bir saldırıda bulundu. Şükürler olsun Azerbaycan ordusu bugün Güney Kafkasya'daki en önemli bölge gücünün adıdır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugün bölgedeki en büyük kuvvettir ve çok net bir cevap vermiştir ve provokasyonun önüne geçilmiştir. Harp Azerbaycan sahasından Ermenistan sahasına intikal etmiş ve Ermenistan'ın S-300 rampaları vurularak Ermenistan ordusu tahrip edilmiştir. Ermenistan bu provokasyona, bu kalkışmaya devam ederse Azerbaycan bütün dünyanın nezdinde Karabağ'ın azad olmayan geri kalan topraklarını da geri almak hakkını kendinde bulacaktır. Azerbaycan önce barış istemektedir. Azerbaycan devleti önce diplomasiyi kabul etmektedir ama Ermenistan provokasyonları buna müsaade etmeyecektir. Zaman içerisinde barış yerine yeni geldiğinde Azerbaycan'ın kendi topraklarını savunacağını görmek zorunda kalabiliriz. O yüzden Azerbaycan'a yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Samire, biz gün ərzində Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə bürosu olarak hem Ankara'da hem İstanbul'da ölkənin aparıcı ekspertleriyle, siyasetçileriyle de müsahibeler götürüp meseleye münasibetlerini örgənmişik. Rejissorlarımızdan xahiş edirik həmin müsahibeleri efirə təqdim etsinler. Aslında Azerbaycan'ı zor duruma koymak için yapılan operasyon, her saldırgan, her terörist faaliyet Azerbaycan'ı hem askeri açıdan, hem siyasi açıdan, hem de uluslararası açıdan güçlü hale getirecektir ve getirmektedir. Ben inanıyorum ki bu bugünden sonra barış anlaşmasına giden yolda niyet gösterip amelde icraat olarak yapmadıkları faaliyetleri ondan sonra yapmaya başlayacaklar ve Azerbaycan'ı yalnızlaştırmaya çalışırken Ermenistan kendi daydayları, abileri ve onları yönlendiren kuklacılara karşı da yalnız kalacaktır. Herkes haddini bilecek. Herkes ayağını denk alacak. Ermenistan daha önce dersini biz verdik 44 günde. Bu sefer 4 günde ders veririz. Onun için 2'de 1 sınırda taciz ateşi açıp orada huzursuzluk yaratmayı artık bir kenara bıraksınlar. Bizimle de diyaloglarını oluşturmaya başladılar. Evet, diyaloglar oluşturulmalı ama hak ve hukuk çerçevesinde. Azerbaycan toprakları Azerbaycan'ın, onların toprakları onların olacak. Biz buna itiraz etmiyoruz ama bizim toprağımızı da kimseyi işgal ettirmeyiz. Azerbaycan'ın toprağını da kimseyi işgal ettirmeyiz. Onun için dün başlayan sınırdaki çatışmayı, Ermeni askerlerinin yaptığı bu girişimi Ermenistan'ı kınıyorum. Bu doğru bir davranış değil. Sınırlara çizilen sınırlara, anlaşmalara riayet edecekler. Anlaşmalar neyse o anlaşmalar çerçevesinde hareket edecekler. Normal şartlarda Ermenistan'ın sokağa çıkacak yüzü olmaması lazım. Paşinyan'ın konuşacak tek bir kelimesi olmaması lazım. Neden? Çünkü darmar olmuş bir orduyu konuşuyoruz. Yerle bir olmuş. Ama o kadar bir pişkinlik, o kadar böyle bir aymazlık var ki aynı Ermenistan biraz ayağa kalkacağını hissettiği an yine evvel dayak yediği, evvel tokat yediği coğrafyaya, askerlere kafa tutacağını zannediyor. Yine yerle bir olursun, yine kaybeden sen olursun ve bu sefer evdeki bulgurdan da olursun. Seni güdenler, senin kulağına fısıldayanlar bir anda seni ortada sahada yalnız bırakır. Yine kaderini benimle paylaşırsın. Azerbaycan Türk'üyle, Azerbaycan ordusuyla paylaşırsın. Ama maalesef bizim bu gördüğümüz gerçekleri Ermenistan ordusu, Paşinyan, Ermeni siyasi aklı göremiyor. Göremediği için de ağır bedeller ödemek durumunda kalıyor. Ancak bu bedel ilkinden çok daha ağır olur. Onun Ermenistan'a özellikle vurgulamakta fayda var. Ermenistan'ın hayatta kalması Türkiye ve Azerbaycan'a bağlı. Eğer Ermenistan bağımsız bir devlet olarak yaşamak istiyorsa, Rusya'ya bağlı kalmak istemiyorsa, Avrupa'ya bağlı kalmak istemiyorsa, hatta Ermeni diasporasına bağlı kalmak istemiyorsa, kara sınırlarının %75'ini teşkil eden Azerbaycan ve Türkiye ile ilişki kurmak zorunda. Tam bu ilişkiler gerçekten bir sonuca ererken bu tip bir saldırının yapılması da büyük bir ihtimalle işte o demin söylediğim Ermenistan içindeki barış karşıtlarının bir şekilde müdahalesi nedeni diye görülmek lazım. Bunu da Batı tarafından kışkırtılabileceği de unutulmamalı. Son çatışmalar, özellikle bu çatışma 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en yoğunluklu çatışma olması itibariyle ve Laçın Koridoru, Laçın'da, Zengilyan'da ve Kelbecar bölgesinde, yani aslında Ermenistan'ın çekildiği bölgelerde ya da Azerbaycan'ın azatlık yaptığı bölgelerde gerçekleşmesi de bir iç politika, Ermenistan iç politikasındaki Karabağ klanına da Paşinyan'ın bir mesajı olarak yorumlamak mümkündür. Burada da tabii ki hem bölge aktörlerinin hem de bölge dışı aktörlerin Ermenistan'ın politikalarına tepki göstererek ya da Ermenistan'ı biraz daha izole ederek süreçten, göreli olarak izole ederek çözmeye çalışmaları beklenebilir. Çünkü bu provokasyonlar ileride devam edecektir ve Güney Kafkasya'daki barış süreci içinde iyi gelişmeler değildir.